Herkese merhaba, ben Tuğçe Olur. Bugün sizlerle yılın ilk ajandasını yapacağız. Bütün ağır toplarımı çıkardım masaya, her şeyi kullanacağım. Çok heyecanlıyım bunun için ve yeni yıla tabii ki de yeni bir ajandayla giriş yapıyoruz. Hatta bakın paketini çıkarmadım, size de göstereyim diye. Bunu Türkiye'de bulabilir misiniz bilmiyorum. Ben Avrupa'da almıştım, muhtemelen bulabilirsiniz. Yani normal aslında 130 gramlık beyaz yaprak noktalı bir ajanda. İlk kez noktalı kullanacağım, çok heyecanlıyım. Neyse şu paketi çıkartalım, kurdele kesme törenimize burada başlıyoruz. Keşke cidden kurdeleyip kesseydim makas alıp, şu anda birazcık pişmanlık yaşıyorum yapmadığım için. Neyse açılışımızı artık yapıyoruz. Laf uzatmadan hemen ajandamızın ilk giriş sayfasının tasarımıyla başlayalım. Belki ileride dönüp bir yıllık takvim yaparım. Çünkü niye? Şimdi yapsaydım çok mantıklı olurdu ilk onu yapmam. Onun için sonra yapmaya karar verdim. Neyse bu sayfanın tasarımıyla başlayacağız. Böyle birazcık mood board, vision board karışımı bir şey olacak. Tam olarak ne anlatmak istediğimi birazdan anlayacaksınız zaten. Öncelikle tasarıma başlayalım. Ben böyle minik parçalar evde ne bulduysam, ambalaj kağıdından, çöplükten, zarftan böyle bir karma bir şey yaptım. Bu da uzun bir zarftı, böyle altını kestim. Bunu önce sayfamın sol tarafına yapıştırarak başlayacağım. Yani anlayacağınız üzere böyle kolaj, çok içine evet çizim falan olmayacak ama daha çok böyle estetiği yüksek kolaj karışımı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Aslında size bu ajandaya başlamadan önce ne istersiniz diye sordum Instagram'dan. Daha doğrusu dijital mi istersiniz, klasik mi diye sordum. İzleyicilerim de benim gibi 50 yaş üstü olduğu için klasik diye kalmışlar. Benim de büyüdüğünüz canlarım, teşekkür ederim. Çoğu insan klasik demiş. Yani dijital isteyen de oldu ama klasiği bozmayayım hadi dedim ama direkt bir ajanda da yapmak istemedim, hani böyle temalı falan, onu zaten sürekli yapıyoruz diye. Biraz böyle vision board gibi bir şey yapayım istedim. Hani şey olur ya, ne yapmak istiyorsun, ne istiyorsun hayatında falan filan diye böyle bir tablo gibi bir şey hazırlarlar işte, resimler, yazılar falan asarlar böyle güzel mesajlar evrene zırttırmak için. Onun gibi bir şey olacak. Bu ajandamızın aslında öyle hani bullet journal'a vision board karışımı bir şey yapmaya karar verdim. Ama sanırım kesme yapıştırma olarak kullanacağım tek çizim de bu, yani evdeki sınır sayıdaki dergiden. Dergisi hala olan var mı bilmiyorum ama sınırdaki dergiden bir tek böyle bir tane tablonun minik bir parçasını buldum. Bu da benim bu sene böyle bol bol resim yapacağım ve bol bol müze, sergi, stüdyo gezeceğim bir yıl olsun mesajını buradan vermek amacıyla yapıştırıldım. Aslında 2023'ten neler bekliyorum, neler istiyorum falan, bunlara böyle tek tek geleceğiz. Ama hani genel nasıl ilerleyeceğimi anlatayım. Çok da bir şey yok aslında da, böyle cidden sağdan soldan bulduğum işte hediye paketlerinden yırttığım, daha önce kuruttuğum işte çiçekler. Cidden evde ne görüyorsanız onu kullanıp ilerleyebilirsiniz. Onları böyle yırtma yapıştırma yapacağım. Böyle birbirine yakın renkler seçtim ki hani kimden çok ayrı kalmasın diye siz istediğiniz tona gidebilirsiniz. Hatta bu sefer bayağıdır kullanmadım. Bu damgalarımı da çıkardım. Eski izleyicilerim bilir bunları. Şöyle bakın, bayağı pislenmiş şekilde ama bunları böyle mürekkep batırıp aynı damga gibi istediğiniz yazı yazabiliyorsunuz. Ben bunları Japonya'dan almıştım. O zaman da böyle bir heves kullanmıştım. Sonra da sizden çok mesaj geldi, nereden aldın, Türkiye'de bulamıyoruz diye. Kimse bulamıyor diye kullanmayı bıraktım ben de ajandalarda. Ama böyle özlemle falan bakıyordum kenarda. Ya çok özledim sizi falan diye dedim. Ya büyük açılışı bununla yapayım şimdi. Bu ayda kullanmazsam olmaz diye. Siz bunu alternatif, bilmiyorum belki şu an bulabiliyorsunuz bu arada. Ben bunu 2 sene önce falan almıştım. Belki daha fazla olmuştur. Şu an gerçekten zaman kavramı kaybetmiş durumdayım. Ya da böyle elinizle daktilosu gibi bir şey çıkartabilirsiniz. Ya da mesela gazetelerden böyle hani tehdit mektupları vardır ya. Onun gibi böyle kesme yapıştırma yapabilirsiniz. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Siz kesinlikle daha yaratıcı şeyler bulup ilerlerseniz bu kısımda diye düşünüyorum. Bu January başlığımı attıktan sonra aşağıya ayın böyle minik bir takvimini koyayım dedim. Hani giriş sayfası tamamen kel alaka kalmasın diye. Yani buraya aslında bütün ayları koymak gerekiyordu ama ona daha sonra döneriz inşallah diyorum. Bugün de bu arada pilot kalemlerimin hepsi rahmetine kavuştuğu için mikron kalemimi kullandım, 005'i. Bunu bulması çok kolay, her yerde neredeyse var. Yani siz de rahatça ulaşabilirsiniz. Ki ben burada bulamıyorum ama Türkiye'de pilot kalemi de çok rahat bulabilirsiniz siz. Beni kıskandırabilirsiniz, bana örneklerinizi gönderebilirsiniz Instagram'dan, bu kısmı unutmayın. Neyse, ağır topları çıkardım demişken tabii ki de buna washi tape'lerim de dahildi. Bunları da kullanmıyordum, hani birebirini siz bulamazsınız, benim birebir takip ediyorsanız hani haksızlık geçmesin diye, ama artık yani yıllandılar artık kutuda dura dura deyip bu ay böyle cıltını çıkarta kullanacağım ki gazete şeyi, texture'ı olduğu için üstünde siz direkt gazete kağıdı kopartıp onu da yapıştırabilirsiniz. Neyse bunu da böyle bir hediyenin, böyle hediyelerin etrafında sararlar ya sarı kağıt gibi. Öyle bir şeyin etrafına sarılı gelmiş yıllar önce. Kağıtların arasına atmışım, kalmış. Böyle hafif transparan bir kağıt yani. Öyle bir şey de siz de bulursanız benzerini. Benim bu alttakini hafif göstermesi, transparan olması etkisi çok hoşuma gitti. Bir de yıllardır kenarları sararmış. Böyle kendince bir etki yaratmış. Böyle bir şey yoksa bile kenarlarını yakabilirsiniz. Artı 18'ler için söylüyorum bunu. Veya böyle kahve falan sıçratabilirsiniz eskime efekti vermek için.
bu kuru yapraklarımı da gene eski takipçiden bilir bir ara sarmıştım kuru çiçek, kuru yaprak. O zamanlar kuruttuğum defterin arasından buldum, çıkardım. Ama mesela sizin imkanınız varsa böyle papatya falan kurutabilirsiniz, değişik yapraklar kurutabilirsiniz. Sanırım öyle çok büyük bir özelliği yok. Bunu ben direkt defterin arasına koyuyorum, ağır bir defterin arasında. Ve 15-20 günde çiçeğine göre, kalınlığına göre yaprakların kuruyorlar. Hatta böyle çok sulu bir çiçekse peçete, böyle filli olan selpak var ya, kalın bir peçete koyup etrafına böyle deftere çok zarar vermesin diye onunla da böyle etrafını korumaya alabilirsiniz. Yani içine koyduğunuz defterde buruşmasın diye. Neyse, sağ sola böyle çiçekler yapıştırdıktan sonra üstte dediğim birazcık yaban kaldığı bir yerde. Çünkü biliyorsunuz çingen pazarına döndürmeyi çok severim sayfalarımı. Üstte de böyle bir tane çiçek ip parçası yapıştırdım. Şimdi gelelim şu sol taraftaki zarfımıza. Bu zarfı boşuna koymadık buraya. Önü üstüne başlığımı atarak başlıyorum. Hızımı alamadım. Bu damgaları galiba bütün ajanda kullanacağım çünkü çok güzel duruyorlar. Burası benim wishes, yani istek kutum gibi bir şey olacak. Şimdi şöyle ilerleyeceğim. İsterseniz içine böyle 2023'ten beklentinizi yazabilirsiniz. Ya da ne bileyim hediye anlamında olur. Ya da resim olarak koyabilirsiniz. Ne bileyim para resmi olur, tatil resmi olur. Herhangi bir şey olabilir. Ben resimden ziyade yazmak istedim ki bunu yılın sonunda açıp okurum. Neler olmuş, neler bitmiş, ne kadarına ulaşabilmişim. Aslında tam olarak hedef koyma gibi değil de böyle bu yıl kendimi motive edecek. İşte sen bunu yapmış olacaksın. Ne bileyim güzel, huzurlu bir yıl geçirmiş olacaksın falan diye böyle öngördüğüm şeylere, gerçekleştirmek istediğim şeylere ve bazı tabii ki de sizinle paylaşamayacağım gizli sır olan şeyleri yazıp böyle zarfın içine koyacağım. Bence gerçekten o zaman kapsülü gibi yıl sonunda dönüp içine açıp bakmak iyi olur. O zamana kadar da gerçekten açmayacağım ki muhtemelen ben bunu unuturum, açmam yani o zamana kadar. Yıl sonunda bana hatırlatırsa sevinirim, tamamen unutmayayım diye belki 50 sene sonra falan açarım. O kadar ileri görüşlü davranıyor. 50 sene sonra hala YouTube yapıyor çünkü. Neyse, bu yazdığım iki parçayı, yani burada genel işte sağlıklı ol, mutlu ol, derin nefesler al, işte her şey seninle ilgili değil falan gibi notlar bıraktıktan sonra şöyle bir tane altın para buldum. Neden? Çünkü zengin gösterir diye. Dergiden bulabildiğim tek eli yüzü düzgün şey buydu. Resim olarak onu koydum. Bir de önceden yazdığım notlarım vardı gizli, saklı, kimseyle paylaşamayacağım şeyler. Çok da saklı değil işte. İyi dileklerim falan filan vardı. Onları böyle içine iliştirdikten sonra bunu mühürlüyorum ki aslında böyle evde mühürünüz varsa ya da mumunuz varsa mum damlatıp yapabilirsiniz, mühürleyebilirsiniz. Bunu daha şık durur. Ama ben uyduruk bantımda şöyle bantlayıp bırakıyorum. Bu arada şu alttaki çiçeğin bantı çok kalabalık gösterdi. Onu da böyle bej renkle değiştirip daha sade bir tasarım elde etmeye çalışacağım. Böyle daha iyi oldu sanki. İşte bu noktada artık giriş sayfam tasarımı sona gelmiş bulunuyorum. Sade, şık, kolay, herkesin yapabileceği, çizim içermeyen bir sayfa oldu. Bence güzel de oldu. Bu bana ilham verir. Özellikle bu istekler kutusunun içine yazdıklarım bayağı bir hoşuma gitti fikir olarak. Neyse, geçelim bir sonraki sayfamıza. Buraya normalde biliyorsunuz böyle ayın kocaman bir ajandasını koyarım. Ama yeni yıl yeni Tuğçe ha 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 diyerekten yılın küçük bir ajandasını, takvimini daha doğrusu koyacağım. İlk olarak şu hızımı alamadığım damgalarımla January başlığımı atarak başlıyorum. Sonra bu soldaki sayfanın sadece işte yarısını kaplayacak kadar böyle elle çizip birazcık daha organik havası verecek bir takvim hazırlıyorum. Bunun içine belki sadece mood tracker olarak kullanırım, ne bileyim sadece işte böyle ders programı ya da işte toplantılarım olan günleri böyle renkli bir cetvel çıkartıp hani renk kodları olur ya, şu gün şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, her yapılacak işin bir renk kodu olur. O şekilde ilerleyebilirim. Tam olarak nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Onu bana önümüzdeki ay gösterecek. Güzel planlarım var ama hani biliyorsunuz hayat plan, yaptığımız planları yerine getirmemek üstüne kurulmuş bir düzen olduğu için çok da öngöremiyorum. Neyse, ayın tarihlerini yazdıktan sonra sayfanın alt kısmına şöyle gene başka bir yerden yırtma yapıştırma yaptım. Bej beyaz bir kağıdı yapıştıracağım. Bu kağıtların tonu birbirine çok yakın olsa da böyle minicik değişiklikler bile benim hoşuma gidiyor. O kolaj etkisini gerçekten seviyorum. Son aylarda iyice de taktım biliyorsunuz. Buraya da reminder, yani hatırlatıcılar kısmını koyacağım. Büyük takvim olmadığı için ay içinde yapacağım ama ne zaman yapacağım, ne yap ama yapsam iyi olur dediğim şeylere buraya böyle not alırım diye düşündüm. Bu sayfam benim genelde zaten günümü, ayımı planladığım, genel gidişi gördüğüm, işte toplantılarımı, randevularımı, zartı zurtu falan yazdığım yer alıyor. Bir sonraki sayfada genelde hobilere ayırıyorum. O konuda değişiklik yapmadım mesela. Birazcık da klasikliği koruyalım, çok da büyük değişikliklere gitmeyelim diye düşündüm. Neyse, bu sayfanın altına da minik böyle bir bordomsu bir yaprak yapıştırdıktan sonra
birazcık da bantlarımla şöyle sağını solunu süslemek istedim. Hazır bantları çıkarmışken böyle suyunu çıkarta çıkarta kullanmak istiyorum. Çünkü bana şimdi bizde böyle bantlar yok diye çemkireceksiniz. Bir dahaki ay üzülüp kullanmayacağım muhtemelen deyip her ay kullanmaya başlıyor. Sadece washi tape ile böyle tasarım yapılmış sayfalar oluyor bu arada. Ajandalar görüyorum. Çok güzel duruyor. Yani hiçbir şey çizmeden de böyle çok güzel tasarımlı şeyler renkli bantlarla yapabilirsiniz. Neyse geçiyorum sayfanın sağ tarafına. Burada da bu damgalarımın rakamlı olanını kullanacağım. Evet, bunu iki çeşidini aldım. Bir işte rakamlar, birinde harfler vardı. Böyle dedim ki yürek yemiş bir şekilde tek tek o rakamları şöyle alt alta yazayım deyip buna böyle 500 saat falan uğraştım. Ama genel konsepti korumak adına feda olsun ya. İlk aya ne olacak? Ocak ayımıza feda olsun diyerekten. Buraya 1'den 30'a kadar tüm ayın günlerini tek tek yazıyorum. Bunda niye? Büyük ajandam yokken rahatça takibini yapabileyim yapacağım şeylerin gün gün diye hangi hani tarihli not almam gereken randevum işte toplantım zartım zurtum olursam arada kaynamasın diye böyle gidip direkt o tarihin yanına not yazarım dedim. Sol tarafımda must yani mecbur yapılacak hani erteleme şansım olmayan olmasa da olur diyemeyeceğim şeyler olacak. Sağ tarafta da notlar yani o gün hakkında not olabilir, o gün yapmayı düşündüğüm, istediğim olabilir, hatırlatıcı olabilir. Her anlamda kullanabileceğim bir kısım ayırıyorum. Bu alanlar genelde zaten full dolmuş oluyor ayın sonunda. Bilmiyorum sizin nasıl ama bu sayfayı ben en çok kullandığım sayfa bu sayfa aslında. Habit Tracker'dan bile önce gelip bu sayfaya böyle bakıyorum, takılıyorum, yazıyorum ne yapacağımı. Ki böyle yanda tarih olması da bayağı kullanışlı kılacak bu sayfayı bence diyorum. Ve geçiyorum bir sonraki sayfamıza. Şimdi burada bildiğiniz gibi o kadar da bozmadan habit tracker'ım koyayım dedim. Ama böyle 6 tane habit takip edeyim birazcık. Girişi bomba gibi yapayım aya diye. Böyle 6 tane aynı ajandanın içinden kopardım. Evet hemen açtım ajandı içinden sayfa kopardım. Ondan böyle minik minik kutular kestim. Noktalı olması çok güzel. Çünkü onları tek tek şimdi tarihlere bölmem gerekmeyecek. En çok da bu noktada hoşuma gidecek bu noktalı ajanda muhtemelen. Hani habit tracker'ını gidip böyle kutulara, ayın kutularına falan bölüyordum ya çok işkence geliyordu onu bana her ay yapmak. Burada noktaların üstünden direkt takip edeceğim, hiç tarih falan yazmam gerekmeyecek üstlerine. Neyse bu kutucuklarımı böyle üst tarafa bantlıyorum. Daha sonra şu saman ipi mi deniyor? Bu ipin bir ismi var mı? Yani twine İngilizcesi ama Türkçesi hakkında şu an belki bir bilgiye ulaşamadık. Hatırlayanınız varsa, bileniz varsa bir yazsın. Saman ip herhalde. Neyse onun gibi bir şey. Onu böyle sayfanın üstüne yapıştırmaya çalışıyorum. Ama uhu tutmaz diye, yani tutar tutmaz emin olamadığım için bunu da Japon yapıştırıcı kullandım. Onu böyle yapıp böyle bastıra bastıra kurtarak böyle çok az ama minik minik damlatıyorum. Çünkü kağıdın arkasını çok rahat geçer Japon yapıştırıcı. Minik minik damlatıp yapıştırıyorum. Sonra uçlarına da böyle sanki mandalmışçasına bant yapıştırıp bıraktıktan sonra habitlerimin başlıklarını atıyorum. Evet hala kurtulamadım şeyden damgadan. Suyunu çıkaracağım demiştim size. Bu ayki ilk habitlerim aynı zaten. Sağlıklı beslenme, spor, maya, dil. Yani dili geçen ay hiç yapmadım ama bu ay inşallah birazcık daha güzel başlangıçlar yaparız. Hep böyledir ya Ocak ayı, yeni yıl. Feci kararlar verilir hiçbir zaman uygulanmasa bile. O hissiyatı bile güzel bir şey. Ondan sonra işte dil, terapi ekledim bak ilk kez. Bu da hani terapi görmeniz gerekmiyor. Şu an sponsor girecekmiş gibi oldu video ama merak etmeyin öyle bir şey yok. Bu hani yürüyüş olur, size terapi olarak yani yoga olur, günlük yazmak olur, ne olursa olsun size terapi gibi gelen her şeyi yazabilirsiniz. En sona da social'a koydum ki birazcık sosyal hayatımı aktifleştireyim, eve kapanıp kalmayayım diye. Neyse bu ilk sayfadaki yapıştırdığım zarfın alt kısmını atmamıştım kullanırım diye. Onu da böyle bu sayfanın altına cep gibi yapıştırıyorum. Hani zarfınız yoksa bile bir kağıdın kenarlarını kıvırıp böyle cep yapabilirsiniz buraya. Sonra üstüne başlık atıyorum. Target. Bunu birkaç aydır kullanıyorum. Bilenleriniz bilir. İçine böyle o ay yerine getirmek istediğim basit hedefler yazıp koyuyorum ki beni motive etsin diye. Bunda böyle yaratıcı olsun birazcık daha konsepti üstüne cep şeklinde yaptım. İçine de böyle bir kağıt yerleştirdim. İstiyorsanız siz buraya birkaç ayda kağıt yapıp her kağıda böyle yapmak istediğiniz bir şey yapıp her gün tombalı gibi çekip acaba bugün ne yapsam yapabilirsiniz ya da her hafta abartmayayım her gün diye. Yani o sizin artık tamamen kişisel yaratıcılığınıza, kişisel tercihlerinize kalmış. Geçiyorum sayfanın sağ tarafına. Bu alanı tekrardan ikiye böleceğim. Sağ tarafta aslında creative ideas olacak. Bu işle ilgili olur, çizimle olabilir. YouTube kanalıma dönebilirsem düzenli bir şekilde YouTube'la ilgili olabilir. Her şeyi ayırdığım bir alan. Sol tarafına da booster diye bir alan ekledim. Bu böyle gaz verici olarak düşünebilirsiniz. Orada dedim ki her gün gidip ya da en azından her hafta gidip ya da arada bir gidip böyle kendimi iyi hissettirecek bir şeyler yazayım. Fikir olabilir, kendime iltifatlar olabilir, daha önce yaptığım hoşuma giden bir şey olabilir, işte birisinin bana söylediği bir şey olabilir. Böyle moralimi yükseltecek, gerçekten bana enerji verecek şeyler yazayım. Bunları hani
düşünmek ayrı bir şey ama yazıya dökmek insana çok daha iyi gelir. Ne kadar böyle terapi terapi bir Türkçeyim bu arada. Minnoşluk akıyor her yerimden. Fark etmedim değil. Siz de fark etmişsinizdir herhalde. Bu yeni yıl şeyi, yani herkes olduğu gibi bende de oluyor işte. Yeni yıla gireceğim, yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar. Her ne kadar da hani bir gün geçecek, şu anda başlayabilirsin. Her an başlamak için güzel bir sebep olsa da yeni yıla başlamak daha da böyle bir, daha bir gaz veriyor insana işte. O gazı da şimdi bu videoda bol bol hissettirmişimdir umarım size. Artık bu noktada bu sayfamın tasarımının sonuna gelmiş bulunuyorum. Çok sade yaptım gördüğünüz gibi. Umarım size ilham vermişimdir. Umarım harika bir yıl olur. Bu yılınız şahane biter ve bir sonraki yılınız şahane başlar. Yani buradan sanatçı size iyi yıllar diliyorum. Kocaman öpüyorum. Çok yakında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.